Herkese merhaba. Herkes için ekonominin neredeyse aralıksız 126. programına hoş geldiniz. Bu hafta bir kez daha enflasyonu konuşacağız. Maalesef enflasyon can yakmaya devam ediyor. Perşembenin gelişi de çarşambadan değil, bir önceki perşembeden dahi belliydi. Çünkü biz bu hataları hem 20 yıl evvel yapmıştık hem de pandemi sürecinde yapmıştık ve enflasyonu hortlatmıştık. Yetmedi, birazcık daha yapıyoruz. Hem de artık 128 milyar dolar gibi bir döviz rezervi kaybımız olmasına rağmen, ama kahrolsun rezervler, yaşasın kur korumalı mevduat diyerek o boşluğu doldurmaya çalıştığımız için, yükü de hazineye ve Merkez Bankası'na attığımız için bu şekilde hala zor da olsa nefes almaya devam ediyoruz. Tabii eğer enflasyon verileri gerçekse ve enflasyon düzeyinde ücret zammı alabilmişsek, beyaz yakanın bunu alamadığını biliyoruz. Memurlar da en fazla resmi enflasyon kadar alıyorlar. Gerçekleşen, gerçek hissedilen enflasyonsa bambaşka bir durum. Bu esnada biz de üreticilere enflasyon çok altında kredi vererek onları daha zengin ediyoruz ve istiyoruz ki yatırım yapsınlar, istihdam yaratsınlar. Ama şu ortamda yatırım iklimi de uygun olmadığı için belirli alan dışında onlar da çok gönüllü olmuyorlar. Genellikle bu krediler onlara ucuz kaynak aktarma şekli dönüşüyor ve devletin kasasından bir nevi onlara servet aktarımı yapmış oluyoruz. İşte durum bu kadar acı. Geçtiğimiz yıl Kasım-Aralık aylarına geri dönelim. Hatırlarsanız ben de buralardan çok haykırdım. Yapmayın etmeyin diye. Yapmayın etmeyin derken sadece iktidara karşı değil de toplumda daha çok ses çıkarması gerekiyordu. Ama inanılmaz bir şey oldu. O inanılmaz şey bankalara kadar sarsıcılık etkisi olacaktı. Onu kur korumalı mevduatla atlattık şimdilik. Ona birazdan değineceğim. Fakat enflasyon sarmalına da geriye dönüş olmaksızın girdik. Yani diş macunu gibi sıktık tüpten bir kere, onu içeri geri koymamız artık çok ama çok zor. O tüp bitene kadar o yakmaya devam edecek, akmaya devam edecek. Bu bana birazcık daha sabote edilmiş doğalgaz hatlarına benzetiyor. Yani içerideki doğalgaz bitene kadar yanmak zorunda. Siz ne yaparsanız yapın, oraya itfaiye hortumlarını da koysanız onu söndüremezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de bu yüksek enflasyonun bir parçası oldu. Bu Mart ayı enflasyonu açıklandı. %5,5 kabaca. Yıllık 12 aylık enflasyon ise %61. Biliyorsunuz ben yaklaşık 19-20 yıllık enflasyonu da ölçüyorum. O da %800'leri geçti. 100 lira oldu. AKP dönemi başına itibaren 100 lira oldu. 11 lira ve birkaç ay içerisinde de 10 liraya düşecek. Yıl sona doğru 9 lirayı bulabilir. Bir kur hata daha yaşarsak da rahatlı 8 lirayı bulabilir. Canım 1 lira düşüyor çok değil demeyin. Onun nedeni şu: 100 liradan %10 düşerseniz 90 lira, 10 liradan %10 düşerseniz 9 lira. Yani o kadar az kalmış, istese de düşemediği için böyle. Yoksa az düşüyor canım, en kötü geriye kaldı demek kesinlikle değil. Öyle bir matematiksel yanılsamaya girmeyelim. Şimdi bu işin tabii ki son 4-5 yıldan, hatta yani pandemiden önce veya işte 4-5 yıldan önce de bir geçmişi vardı. Türkiye'de enflasyon hep yüksekti. Türkiye'de 2000'li yıllarda yıllık enflasyon en çok düşürüldüğü zaman Mart 2011'de %3,99. Bunu kitabımda da yazmıştım. Bu kısım önemli. Çünkü o dönemde Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi ilk orada bıraktı. Onun yerine faizleri arttırmak yerine faizleri daha düşürdü ve sıcak para daha gelmesin dendi. Bir açıdan iyiydi ama o esnada faizleri arttırıp enflasyonu kontrol edip fazla gelen parayı da döviz rezervimize atmamız gerekiyordu. Hep söylüyorum, Babacan döneminde, yani ekonomi en ısındığı dönem 2011 yıldır, dönüm yılı 2011'dir. 2013 değil, siz onu 2013'te gördünüz ama dönüm yılı 2011'dir. Türkiye o yıl sıcak para nedeniyle dünyada en çok cari açık veren 3. oldu. Kendi sikletinin üstündeki ülkeleri geçti. ABD ve Britanya'dan sonra en 3. ülke oldu. Ve o yıl Türkiye ilk defa enflasyon dibi gördüğü gibi
arkasını 2012'de de işsizlikte de bir görecek. Aslında sıcak parayla bunu yapmış olduğu için finansal istikrarın ve aynı zamanda enflasyonu tamamen çözememenin temellerini atmış oldu. Enflasyondaki düşüşün birçoğu kurun düşük kalıp Çin'den yaptığımız ucuz ithalattı. Üretimle çözmemiştik. Ucuza dışarıdan alıp Çinleri zengin ederek çözmüştük. Bu arada o dönemdeki net döviz rezervleri, swaplar zaten yok. 71 milyar dolarlık rekor kırmıştı. Doğrudur ama gene Türkiye'nin rezerv yeterlilik rasyosu her zaman için kırılganlık içerisindeki grubun en kötüsüydü. Yani Babacan dönemi diye adlandırılan o dönemde de her zaman Türkiye'nin döviz rezervleri sahip olduğu dış borca, kısa vadeli dış borca ve sürdürülemez hale gelmiş ama devam eden cari açığa kıyasla hep çok düşüktü. Bakın düşük demiyorum, hep çok düşüktü. IMF'nin metriklerine göre hep Türkiye en altta sırada çıkardı. Zaten 2011'de ilk mini bir şok yaşadık. Onu yerin altında olursa siz hissetmediniz. 2013'teki o büyük şok hissettiniz. Onu da Türkiye ile birlikte bütün dünya yaşadı ama yandaş medya ve AKP'nin o güne kadar liberallerle yapmış olduğu ortaklıkla kullandığı hegemonya gücüyle bunu Gezi direnişine saydırmaya çalıştılar. Bayağı da kişiyi yutturdular. Hala da buna inanan kesimler var. Şimdi neyi söylemeye çalışıyorum? Biz de enflasyon yeni değil. Enflasyonu hiçbir zaman tamamen yenemedik. Bastırdık, bastırdık, bastırdık. O geri çıktı. Fakat Mart 2018'deki çılgın para politikası düzeltiyorum. Berat Albayrak atandıktan sonraki Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki para politikasıyla onu bir daha hortlattık. %25'e ilk defa çıkardık. Sonra pandemiyle birlikte bu çok daha bir başka bir noktaya gitti. Pandeminin sonunda tedarik zincirinde sorunlar olunca bir defa daha yurt dışıyla beraber yüksek enflasyon yaşadık. Bu esnada o kadar düşük faiz ve parasal genişlemeler yaptık ki bu enflasyonu sadece oranın yüksekliğini değil, sürdürülebilirliğini de sağladı ki bu kötü bir sürdürülebilirlik. Arkasından bir de Ukrayna Savaşı geldi. Ukrayna Savaşı ile birlikte bütün dünyada üretici fiyat endeksi çok yukarı çıktı. Biz bir de geçtiğimiz Kasım Aralık aylarındaki çılgın iktisadi bir denemede bulunduğumuz için bizdeki enflasyon çok daha başka yerlerde, üfe resmi rakamlara bile %100'ün hayli üstünde. ENAG'ın tüfesini biliyorsunuz %140'larda ve TÜİK'in açıklamış olduğu tüketici enflasyonu ise %61. Bir kez daha altını çizeyim. Üretici fiyat endeksiyle TÜFE birbirine eşit olacak diye bir şey yok. Ama nedendir bilmiyoruz. 2003'ün başından 2018'in başına kadar 15 yıl boyunca hep baş başa gitmişler. Sonra bir anda ayrışma olmuş. Dünyadan ayrışmalar olabiliyor ama 4,5 yıl boyunca ayrışma sürmüyor. Buradan da hani bir grup insan aman canım işte yurt dışları böyle diyorlar ama işte datanın gerisini bilmeden konuştuğunuz zaman toplumu bilerek, isteyerek yanıltmaya gitmiş oluyorsunuz. Çok net bir şekilde 4 yılı aşan bir süredir ÜFE ile TÜFE arasındaki fark açıklanamaz. Şirketler kendi yerlerinden bir derece feragat edebilirler, pazar kazanmaya çalışabilirler veya işte arada dolaylı vergiler var, başka maliyetler var, işte işçilik gibi. Bütün bunların hepsi hesaba katılabilir ama yine de 4 yılı aşan süre boyunca birinin %120'ye vurduğu, diğerinin %61'de kaldığı bir durumu açıklamıyor. Kimse bu olayı çevirmesin, kıvırmasın lütfen. Devam edelim. Şimdi bu enflasyonla ilgili bizim en büyük sıkıntımız enflasyon sarmalına girmiş olmamız. Bunu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de itiraf etti. Sarmaldayız dedi. Hatta dedi ki artık hedefi de değiştirdi. Tek haneli enflasyondan makul enflasyona getirdi. Makul enflasyon ne demekse benim tahminim kendisinin bakanlık görevine atanmadan önceki %15-20 civarı, 20'ye yakın sayın enflasyondan bahsediyor. Herhalde öyle bir derecede hedefleyecekler ama şu andaki enflasyon beklentileri şöyle. 3 ay içerisinde %70'e doğru yakınsayacağız. %70'i geçtiğimiz zaman son 25 yıl enflasyon rekorunu kırmış olacağız. Bu çok feci. İkincisi, yıl sonuna doğru enflasyonun yine %50'ler 60'lar civarında olması çok muhtemel. Bahsettiğim durumda Ukrayna Savaşı'na ilişkin yeni bir şok yok. Yeni bir kur şoku yok. Yani her şey olağan kaldığı müddetçe kalabilir mi? Ayrı bir soru işareti ama ben bir öyle varsayıyorum. Bir yıl sonra da baz etkisiyle bu enflasyonun %40'a kadar düşmesi mümkün. Ancak bunlar olağan senaryo. Türkiye'de işler olağan gitmiyor. Hem politikada hem de ekonomi yönetiminde. Bakan Nebati'nin açıklamış olduğu bir durum daha var. Şimdi o konuya değinmek istiyorum. 695 milyar liraya çıktığını söyledi.
Bir ihtimal dili mi sözlü acaba dedim. Çünkü yoksa kur korumalı mevduattan bahsediyorum. Çünkü bir anda çok hızlı sıçrama demek. Bu en son 41 milyar dolardı. Bu demek 50 milyar dolara geldi bir haftada diye. Emin değilim. Bu Perşembe günü onun verisi açıklandığı zaman teyit edeceğiz. Diri sürçmemişse eğer o iş çok daha büyümüştür ve Türkiye için çok tehlikeli bir yere geldi. Daha önceki programlarda da açıklamıştım. Bunu bir kez daha korkmadan açık bir şekilde söylememiz gerekiyor. Eğer Türkiye'de para politikası doğru uygulansa, buna rağmen tarihsel nedenler veya dış nedenlerden ötürü enflasyon kontrol edilemese, kur istikrarı sağlanamasa ve enflasyon spiralinde dolardan düzeltiyorum, liradan tamamen kaçıp dolarizasyon içerisinde olsak, işte o zaman kur korumalı mevduat sistemi yasallığa sahip olur. Yani para politikası ile yapamadığınızı desteklemek için maliye politikasından yardım alırsınız ve bu da vatansever bir sonuç yaratır. Ancak şu anda yapılmış olan durum çok farklı. Enflasyon %61, hisseden enflasyon çok daha yukarıda. ÜFE %120. Bir yıl sonraki Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentisi bile %30'larda. İşte böyle bir ortamda siz politika faizini %14'e indirip aradaki farkı kamu kaynaklarından veya Merkez Bankası'nın para basma hakkından karşılayamazsınız. Bu hem kamu zararı oluşturur hem de suç oluşturur, suç unsuru oluşturur. Dolayısıyla az önce belirttiğim gibi diğer her şey yapılıp da para politikası yetersiz olmadığı zaman destekleyici bir politika değil, ikame politik olarak kullanıldığı için para politikası bozulduğu ve bir anlamsız enflasyon sebep faiz netice gibi bir nedenden pardon faiz sebep ve enflasyon netice gibi bir nedenden ve bir de inattan bu durum yapıldığı için hukuki bir sorun olduğunu kesinlikle düşünüyorum ve yine iktidar değişiminden sonra bunu götürdüğümüz zaman adli merciler gerekli kararı da alacaklardır. Buna da şüphem yok. Şimdi bu konudan sonra enflasyona geri dönelim. Enflasyonla ilişkin dünyadaki kötü gidişat sürüyor. Ukrayna Savaşı'nda hızlı bir barış bence pek olası değil. Ama savaş da korkulduğu kadar uzayamayacak gibi. Rusya'nın askeri olarak istediği hedeflere ulaşamadığını ve çekilme sürecine girdiğini görüyoruz. Bu taktiksel kalıcı geçici bir çekilme mi yoksa kalıcı bir çekilme mi bilmiyoruz. Önümüzdeki aylarda göreceğiz ama Rusya bence ekonomik değil tamamen askeri istenilen düzeye ulaşamaması ötürü savaşı eskisi kadar sürdürme, kapsamını genişletme isteğinde değil. Bir dönemler bunun Moldova'ya ve Gürcistan'a kadar tekrar genişleyebileceğini düşünüyorduk, konuşuyorduk. Böyle endişelerimiz vardı. Şu esnada Kiev'in etrafının boşaltıldığını, Çernobil'in boşaltıldığını görünce inşallah böyle olmayacak diyoruz. Şimdi tam da bu noktada küresel piyasada bir rahatlama yokken, yani küresel enflasyona ilişkin enerji ve emtialarda bir rahatlama yokken biz kendi kendimize ne yapıyoruz? Kuru zoraki bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Ancak bu sistemin bir mantığı vardı. O mantık da daha fazla kredi genişlemesiydi ve bu kredi genişlemesi esnasında cari fazla vermekti. Ocak, Şubat aylarında bunu yapamadık. Mart ayı öncü ticari göstergeler geldi. Dış ticaret göstergeleri çok feci devam ediyor. Önümüzdeki aylarda turizm istenildiği gibi olmayabilir. Pandemi de biraz kaynaklı olabilir ama bence pandemi daha ikinci nedene kaldı. Birazcık da Ukrayna, Rusya da etki olabilir ama onlar da baştan sonra turizmi yok edecek durumda değiller. Neyse ki ülkemizde bir can güvenliği sorunu yok. Ama sonra İdlib üzerinden başka şoklar yaşar mıyız bilmiyorum. Umarım oraları görmeyiz. Çünkü 2015-2016 yılında en küçük bir şekilde hatırlamak dahi istemiyorum. Devam edelim. Bu ortamda ABD ve AB merkez bankaları önemli bir karar aldılar. Dediler ki bu iş Türkiye'nin 90'lı yıllarına benzer bir yere gidebilir. Tabii rakamlar %100'lere gitmez ama şu anlamda artan enflasyon, düzeltiyorum, yüksek büyüme esnasında oluşan enflasyon yerine, kitapta bunları detaylı anlatmıştım, yan dalgalanmalar yerine yüksek enflasyonun büyümeyi de etkileyecek, iktisadi aktiviteyi de etkileyecek. 90'lı yılların Türkiye'sindeki bir duruma dönmesinden endişe ettikleri için 1979'daki Volcker ağına kalmadan daha hızlı bir faiz arttırma sürecine girmeleri mesajını verdiler. Bunları uygulayıp uygulamadıklarını işte 3-4 Mayıs'taki FED toplantısında sınamaya başlayacağız. Eğer 50 bas puanlık artışlara giriyorlarsa evet çok geri kaldıklarını kabul edecekler ve uzun vadede büyümeyi destekleyebilmek için kısa vadeden büyümeden feragat edecekler. Buna aslanlar gibi başlarlar ama aslanlar gibi bitirebilirler mi? Ona emin değilim. Çünkü bu yılın ilk bir kere daha söyleyeyim. İlk yarısında Avrupa'da
stagflasyon riski çok yüksek. İkinci yarısı da Avrupa, düzeltiyorum, ABD'de öyle yüksek olacak. Dolayısıyla böyle bir ortamda hızlı bir şekilde başlayacaklar ama sonunu iyi getirip getirmeyecekleri asıl soru işareti olacak. Onu da yılın sonuna doğru yaşayarak öğreneceğiz. Bu ortamda da daha önceki programlarda anlatmıştım. 1978-82 arası Latin Amerika borç krizinde olduğu gibi ABD'nin faizlerinin, daha doğrusu önce enflasyonu sonra faizlerin artması sonucu nasıl bir ülkeler çok büyük sorun çektiyse Türkiye'de çok büyük sorun çekecek ki bu sadece mevcut iktidarın değil bir sonraki iktidarın da uzun yıllar canı yakacak. Bunlar maalesef göz ardı ediliyor ama bizlerin bunları hatırlatması gerekiyor. Seçmenlere olmayacak vaatlerde bulunmamak gerekiyor. İktidar değişiminin birçok şeyi hala çözmekte zorlanacağını, onları bilmeleri gerekli. Umut vermek önemlidir. Ancak fazla beklenti yaratırsanız ve bunları gerçekleştiremezseniz geldiğiniz gibi gitmek durumunda kalırsınız. Dolayısıyla gerçekçiliği de bir o kadar önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Toparlayalım. Türkiye enflasyon sarmalında. Hazine ve Maliye Bakanlığı bile bunu kabul etti. Bunu durdurmak ve bankaları sirayet etmesini engellemek için kur korumalı mevduat yapılıyor. Ama bu sadece şu anda geçici olarak bizi 3 haneli enflasyondan koruyor. Bir de işin bankaları sirayet etmesinden. Kamu maliyesi bu yıl en kötü yılını geçirecek. Ukrayna'daki savaştan şu ana kadar bizim lehimize bir durum çıkmış değil. Yani savaş sürüyor. Rusya'yı yaptığımlar da muhtemelen kalacak. Küresel merkez bankaları enflasyon endişeleri neticesiyle kısa vadede büyümeyi geride bırakarak önden adım atmayı tercih ediyorlar. Bu durum Türkiye'yi daha fazla sıkıştırır. Tarihsel olarak 1980'lerde Latin Amerika'da yaşadığını Türkiye'de yaşama ihtimali var. Önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyonu maalesef yaşamak durumunda kalacağız. Birkaç ay içerisinde resmi enflasyon 170'e doğru yakınsayacak. 70'i geçtiğimiz zaman da son 25 yılın yani AKP öncesinde bile en yüksek enflasyon olacak. Bir kez daha onlar konuştu, AK Parti yaptı maalesef demek durumunda kalacağız. Bu esnada da herkes kendi refahını koruyabilmek için elinde eğer biraz birikim varsa bununla bir mal almaya, yani günlük harcamaları da olabilir, ev ve araba gibi daha az sıklıkla alınan ürünler de olabilir, almaya devam edebilecek. Bu şekilde kendini korumaya çalışırken de enflasyon spiraline katkı koymuş olacak ama yapacak bir şey yok. Bireylerin kararları ancak büyük kurumların, ki ona devlet ve merkez bankası diyebiliriz, kararlarıyla dengelenebilir. Onlar da bunun için gerekli önlemleri almadıkları için bu spiral maalesef artarak devam edecek. Ama bizi 3 hane itecek yeni bir kur atağının olup olmayacağını yılın ilerleyen aylarında deneyerek göreceğiz. Temmuz'dan önce beklemiyorum ama Temmuz'dan sonra böyle bir ihtimalin olduğunu da üzülerek söylemeliyim. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.